Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Günaydın. Bugün definasyon serisinin 9. günü. Beraber omuz çalışacağız. Zor kalktım gerçekten. Saat şu an 6.30 falan. Kardiyo yapacağım. Bir motivasyon düşüklüğü var. Olabilir, normal. Herkes yaşayabilir. Mental bir düşüklük var. Önemli olan kırılmamak. Güzel bir şekilde diyete devam etmek. Antrenmana gitmek. İşte böyle yani. Maalesef herkes bunları yaşıyor. Yani hayatın bir parçası. Yani şunu yapmayacağız tabii ki. Ben antrenmana gidemem. Canım çok sıkkın. Bütün gün yatmak istiyorum. Bilmem ne. Eğer yatarsan bir şey olmayacak. Yani istediğin vücuda kavuşamazsın. İstediğin hedeflere varamazsın. Hayal ettiğin şeyi başaramazsın. O yüzden kıçını kaldıracaksın. Bir şekilde ne yapmak istiyorsan yapacaksın. Bugün inanın zoraki kalktım. Dün zaten çok kötü bir rüya gördüm. Geçen gün bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın annesinin vefat haberini aldım. Ondan önce de onun rüyamda görmüştüm onu. Onun böyle olacağını rüyamda görmüştüm. Bugün de çok kötü bir rüya gördüm. Onun tribine girdim. Ondan sonra ne yapalım arkadaşlar, hayat böyle yani sonuçta. O yüzden her gün motivasyonun yüksek olamaz. Her gün motive bir şekilde hadi bakalım uva böyle kalkamıyorsun yani. Bazı günler psikolojin bozuluyor. Bazı günler çok mutlu oluyorsun. Her gün insanın değişik yani. Özellikle ben sabah kalktığımda acayip çekilmez bir adam olurum. Yani merhaba deseler saldıracak pozisyona gelirim yani. Benim ilk önce bir sakinleşmem lazım. Bir saat şöyle bir kahve içmem lazım, kitap okumam lazım, biraz şöyle bir şeyler izlemem lazım. Kafam dağılsın. Ondan sonra kendime geliyorum. Şimdi yanımda mesela örnek veriyorum, bir arkadaşım olsun. Sabah çok enerjik kalkıyor böyle. Uçuyor, kaçıyor bilmem ne falan filan. De kanka bilmem ne. Abi bir dur ya. Bir dur lan, gün yeni başladı. Sakin ol lan. Bu enerji nereden geliyor? Ben asla öyle bir insan değilim. İlk bir saat böyle 1,5 saat kendime gelmem lazım. Yani aptal gibi oluyorum. Şimdi kahvemi yapacağım. Kitabımı okuyacağım. Ondan sonra işlerimi halledeceğim. Bir kardiyo yapacağım. Sonra antrenmana geçeceğim. Yeni aldığım bir tane kitabı bitiriyorum. Hamza Yardımcıoğlu Kök diye bir kitap var. Onu bitiriyorum yani, az kaldım. Şöyle bir 50 sayfa falan. Onu okuduktan sonra da sizlere zaten yorumlarını yaparım. Gerçekten bayağı kafa açıcı bir kitap. Onun hakkında paylaşımlarımı sizlerle yaparım. Şimdilik antrenmana geçelim yavaş yavaş. Arkadaşlar selamlar. Şimdi antrenmana doğru gidiyorum. Yani bugün gerçekten hiçbir şey yapasım yok. Ama ne yapıyorum? Antrenmana bir şekilde gidiyorum işte. Yani 10 kere düşündüm. Gitsem mi? Gitmesem mi? Ne yapsam? İşte bilmem ne. Ama kalktım ve gidiyorum. Yani mecburum. Anladınız mı? Yani bu şey gibi değil. Ya bugün keyfim yok, yapmayayım. Hayır. Bugün programımda varsa yapılacak. Yapılmama gibi ihtimali yok. İşte çok mutsuzum, huzursuzum, bilmem neyim. Bugün antrenman yapmasam mı? Böyle bir şey kabul etmiyorum ya. Ya böyle bir şey yok yani. Bir şekilde kendini kaldıracaksın. Salona atacaksın kendini. Mecbur. Ha bugün gerçekten hiçbir şey yapasım yok. Bakın bazen insanların olabilir bu şekilde. Şöyle geçelim asansöre doğru. Bazen insanların böyle şeyleri olabiliyor. Durumları olabiliyor. Ya bugün gerçekten o yataktan kalkasın bile gelmedi açıkçası. Sadece yatmak, film izlemek, işte ne bileyim kitap okumak falan istiyorum bugün. Ama programım da var. Yani mecbur bir şekilde salona gitmem gerekiyor. Kalktım. Hadi abi zor bela giyin, hazırlan ve kendini bir şekilde salona at yani. Bu şekilde arkadaşlar. Yani disiplin bunu gerektirir. Her zaman keyif aldığın şeyleri yapamazsın. Bazı zamanlarda da keyif almadan sürdürmen gerekir. Çünkü başarı bu şekilde geliyor. Bir şeyler elde etmek istiyorsan o acıyla boğuşmalısın. O seni yataktan kaldırmayan kuvvetle kapışmayı, mücadele etmeyi bilmelisin. Şimdi antrenmana doğru geçiyorum. Antrenmanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İlk hareketim. İlk hareketim dumbbell shoulder press.
Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ettim. Sağ ol. Arkadaşlar ilk hareketim dumbbell shoulder press'ti. Ondan sonra lateral raise yapacağım iki tane. Bir tane front, bir tane de arka omuz için hareket yapacağım. Antrenmanı yavaş yavaş bitireceğim. Gördüğünüz gibi buradaki açıya dikkat edin. Bilerek koltuğu biraz şöyle yatırıyorum. Koltuğu da kaldırıyorum. Omuzlarımı, ön omuzumu özellikle ağırlık binmesini pek istemiyorum. Omuz kapsülünü korumaya çalışıyorum. Ve en doğru şekilde hareketimi bitirmeye çalışıyorum. Bu ilk setimde bunu 4 set yapacağım. Ondan sonra yavaş yavaş değiştireceğim hareketlerimi. Antrenman başına presleri koyun mutlaka. Antrenmanın ortasına da bir tane pres koyabilirsiniz. Ama bir pres, bir açış. Bir pres, bir açış şeklinde yaparsanız daha faydalı olur. Bazı dönemlerde iç pres mesela arka arka yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte ne çalışıyorsunuz? Incline press yapıyorsunuz göğüs için. Bir de flat bench press yapıyorsunuz. Nabzım yüksek ya, konuşamıyorum. Flat bench press yapıyorsunuz. Arka arkaya çalışan zamanlar olabilir. Bulk döneminde falan yapabilirsiniz ama kattayken bu biraz daha zor oluyor çünkü vücutta kalori daha az olduğu için, karbonhidrat daha az olduğu için enerjiniz pek yerinde olmuyor. Her zaman tam verimli bir şekilde yapamıyorsunuz. O yüzden bir pres, bir açı şeklinde giderseniz daha faydalı olur. Şimdi ben ikinci sete gireceğim. Yavaş yavaş başlayalım. Hop. Hop. Kontrollü indiriyorum. Kontrollü kaldırıyorum. Hop. Hop. İkinci seti de bu şekilde bitirdik. Diğer egzersizlerde sizlere göstereceğim zaten. Gördüğünüz gibi 10'ar kiloluk dumbbell'larla yapıyorum. Haddimi bilerek çalışıyorum. Haddimi bilerek antrenman yapıyorum. Sizlere de tavsiyem bu arkadaşlar. Ne diyorlar öyle hayvan gibi basacaksın, hayvan gibi yiyeceksin bilmem ne. Böyle hayvan gibi basıp da, hayvan gibi ağırlıklar kaldırıp da sakatlanmayan, büyük sakatlık geçirmeyen herhangi bir sporcu bilmiyorum. Tabii ki siz Instagram'da falan izliyorsunuz, görüyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Diyorsunuz adama bak be, hayvan gibi çalışıyor, ben de öyle olmalıyım. Ama işin arka boyutunu bilmiyorsunuz. Antrenörlük ve sporcu tarafını bilmiyorsunuz. Ben orada da bulunduğum için size şunu söyleyebilirim. Böyle büyük ağırlıklarla oynayan veyahut da böyle harika bir şekilde vücudu olan çatır çatır hatlı 95 kilo ne ürünler kullanıyorlar, ne ilaçlar kullanıyorlar birincisi. İkincisi büyük ağırlıklar kaldıran adamlar %95'i hayatı boyunca bir kere de olsa büyük sakatlık geçirmiştir. Ben ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi 10 kiloluk dumbbell alıyorum. 10 kiloluk dumbbell'a çalışıyorum. Haddimi biliyorum. 12 senelik sporcuyum. Hayatım boyunca Allah korusun. Hayatım boyunca bir kere büyük sakatlık geçirmedim. Bir kere. Tek tek böyle bir haftalık, iki haftalık sakatlıklarım tabii ki oldu ama onun dışında büyük sakatlık hiç geçirmedim. Bak, ben de bilmiyorum yapmasını. Size 22 kilo. Lateral raise yapayım size 22 kiloyla. Hop. Olay bu mu? Olay gerçekten bu mu? Alacaksın küçük kilo. Nedir? 10 kilo bak. Bak bütün hareket bende. Görüyor musun? Kontrol ediyorum. Sakatlanma riskim çok düşük. %1. Deminkinde %20, %30. Alıyorum yavaş yavaş bak. Kontrol bende. Kasa en iyi şekilde mekanik gerilim verebiliyorum. Tamam mı? Şimdi bak bundan da verim alırsın. Bundan 100 üzerinden 90 verim alırsın. Öbüründen 100 üzerinden 95 verim alırsın. Daha ağır kilo olduğu için.
daha farklı girdiler olduğu için. %95 fayda alırsın, %90 fayda alırsın. Birinde %90 aldığında %1 sakatlanma riskin var. %95 fayda aldığında, yani ağır kilolarla çalıştığında %30 sakatlanma riskin var. Hangisini tercih ediyorsun? Karar senin. O yüzden size tavsiyem, kontrol edebildiğiniz ağırlıklarla çalışın. Böyle abuk subuk ağırlıklarla girmeyin. Kendinize zarar vermeyin. Sakatlığa davetiye çıkarmayın. Biz bunu düzenli bir şekilde yapmak istiyoruz. Ölene kadar yapmak istiyoruz. O yüzden size tavsiyem, kontrollü bir şekilde çalışın. Şimdi cable lateral raise yapacağım. Cable lateral raise yaparken konuşamadım. Cable lateral raise yaparken şöyle yapanlar oluyor, şöyle. Şöyle falan. Abi hiç gerek yok. Biraz uzaklaş. Elini nereye koyarsan koy, nasıl rahat ediyorsan. Arkadan al, yavaşça çek. Tamam. Kontrollü yavaşça çek. Böyle buraya alıp, böyle kendini yatırıp, şöyle falan. Böyle hareketlere girmeyin yani, gerek yok. Saçma sapan. Al, kontrollü yavaş yavaş indir. Kontrolü çek, yavaş yavaş indir. Omuz hizasına kadar kaldır. Omuz hizasına kadar. Böyle değil. Bu kadar yeter. Yavaş yavaş bırak. Ha, çok zorlandın, artık yapamayacak durumdasın. Hop. Hop, geç geç kardo, geç. Sıkıntı yok. Yapamayacak durumdasın. Hop. 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 Yapıp bitirebilirsin. Tamam, ama normali şudur. Kaldırdım omuz hizası, yavaş yavaş bıraktım. Kaldırdım omuz hizasına kadar. Birazcık da altına olabilir, birazcık da üstüne olabilir. Hiç sıkıntı yok. Tamam, sistem bu. Arkadan da bakın. Hop. Biraz salonda bugün şey, insanlar çok aktif, bir sağa bir sola. Bir şey diyemiyorsun tabii ki. Adamlar da sporunu yapıyor sonuçta. Sadece biz yokuz. Seviyorum böyle biraz da aktif olsun. Hop. Boş salon sevmem. Bu da dördüncü hareketimdi arkadaşlar. Bir hareket daha yapacağım. Arka omuz çalışacağım. Sonra antrenmanı bitireceğim. Biraz sauna yaparım, biraz daha havuz. Sonra bitiririz. Şimdi bir saunaya gireceğiz. Saunadan sonra biraz havuz. Havuzdan sonra da yavaş yavaş eve doğru kayış yapacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar selamlar. Şimdi güzel bir antrenman yaptık. Son öğünümü hazırlayacağım. Öğünümü hazırlarken de video çekeyim dedim. Hem bu da aradan çıkmış olur. Kendime şimdi pankek yapıyorum. Pankekte şunlara dikkat ediyorum. Pirinç ununu biraz daha fazla koymaya çalışıyorum. Pirinç unu biraz daha fazla olunca kıvamı daha güzel oluyor. Gözüküyordur inşallah. Gözüküyorumdur.
Pirinç unu koydum. Şimdi biraz yulaf koyacağım. Şöyle pirinç unu, yulaf. Evet. Birazcık da evet, protein tozu. Protein tozumuzu da koyduk mu? Bir de bunun yanında kaju yiyorum. Protein tozu, yarım ölçek falan protein tozu koyuyorum. Çok koyunca da bende sivilce yapıyor. Sırtım böyle çok sivilceleniyor. Özellikle protein tozu bende çok sivilce yapıyor. Kreatin sivilce yapar bende. Yani bunlara çok şeyim var. Hassas yani vücudum. Supplementlere karşı. Bilmiyorum, herkesin bünyesinden bünyesine değişiyor tabii ki. Bazısı steroid bile kullansa hiçbir şey olmuyor. Benim kullandığım dönemlerde sırtım felaket sivilcelenir. Şu an benim normalde de sırtım sivilceli zaten. Yani yağlı bir cildim var zaten. Öyle mesela ilaç falan kullandığımız zamanlar, böyle yarışmaya hazırlandığımız zamanlarda sırtım inanılmaz coşuyor. Bak şu zamanda bile hiçbir şey kullanmıyorum. Supplement dahi sadece böyle protein tozu kullanıyorum. Onu da sabah pankek yapıyorum yani. Ona rağmen yine de sırtım sivilceleniyor maalesef. Keşke sivilcelenmese. Ama ben çok kafaya takmam öyle şeyleri ya. Çok umurumda olmaz. O yüzden çok da dert değil yani. Şimdi birazcık yumurta. 5 tane yumurta yeter. 3'ü tam. Pardon, ikisi tam. 3 beyaz. Kırıyorum. Sonra bunları yavaş yavaş yapıyorum. Sizlere tavsiyem arkadaşlar. Yumurta bazılarına iyi gelmeyebiliyor. Bazıları farkında değil, yumurtaya alerjisi var. Senelerdir yumurta kullanıyor. Adam şey diyor. Allah'ım diyor ya, sivilce çıktı her yerinde, bilmem ne oldu falan filan. Soruyorum, hiç test yaptırdın mı diyorum. Yani hani yumurtaya alerjin olabilir diyorum. Hiç test yaptırdın mı? Yok hocam diyor, test yaptırmadım bilmem ne diyor. Yumurtaya alerjim mi olurmuş falan. Yumurtaya alerji olunacağının bile farkında değil. Ondan sonra bir baktırıyor. Yumurtaya alerjisi var. Adam 5 senedir spor yapıyor, 5 senedir yumurta yiyor. Sivilcenin neden olduğunu çözememiş mesela. Eğer sizde de böyle bir durum varsa gidin bir alerji testi yaptırın. Hangi besine ne alerjiniz var onu öğrenin. Sonracıma o besini beslenme programınızdan çıkarın. Onun yerine alternatif bir şeyler bulun. Yani yumurta yemeden ölürsünüz diye bir şey yok. Yani yumurta yemeden duramazsınız diye bir şey yok. Yumurta yemeden de bu spor olur. Yumurta yerine gidersiniz, whey protein koyarsınız. Ne bileyim, günde mercimek koyarsınız. Biraz mercimek arttırırsınız. Kırmızı et koyarsınız. Kıymalı böyle bir şey yaparsınız. Öğün yaparsınız sabah. Eğer durumunuz müsaitse, durumunuz müsait değilse biraz da tavuğu arttırırsınız. Şey yerine, nedir onun adı, yumurta yerine. O şekilde öğünlerinizi hazırlayabilirsiniz. Yani bu sporda olmazsa olmaz diye bir şey yok. Yumurta da olmazsa olur, tavuk da olmazsa olur. Ondan sonra cima, her şey olur yani, onu demek istiyorum, anladınız mı? O yüzden çok fazla kafaya takmamak lazım. Doğru bir şekilde ilerlemek için testlerinizi yaptıracaksınız. Şimdi bunlar, oh, yarısını döktük ama neyse, bir şey olmaz. Sileriz. Şimdi bunları böyle karıştıracağım. Sonra airfryer'a atacağım abi. Antrenman nasıldı arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Videoyu da beğenin bu arada. Yani videoyu beğenin. Yorum atın. Öne çıkmak için bana destek olun. Bu kanalı Mr. Beast yapacağız, tamam mı? Mr. Beast. Türkiye'nin yeni Mr. Beast'i ben olmak istiyorum. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Eğer ki yeni Mr. Beast olmamı istiyorsanız, Türkiye'nin Mr. Beast'i olmamı istiyorsanız, like'larınıza ihtiyacım var. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da böyle yaptıktan sonra her sabah bunu yerim. Akşam canım çekti bugün. Tavuk yemek istemedim yani.
akşam akşam nereden de estiyse şimdi yapıyorum. Neyse, bu da bu şekilde bir kıvam aldı. Şöyle görebilirsiniz. Sonra bunu pişireceğim. Arkadaşlar, videonun sonuna gelelim yavaş yavaş. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Buradan takip edin. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın. Şşş.